Ali Burak Ünlü de söz. Evet. Evet Necati, şu anda yanımızda Türkiye Bilardo Şampiyonası 1. etap şampiyonu Sayın Murat Naci Çoklu ile birlikteyiz. Tebrik ediyoruz. Sezona iyi bir başlangıç. Milli takım yolunda da herhalde bir avantaj oldu bu. Çok iyi bir avantaj oldu. İlk etaptı. İlk etapı kazanmak her zaman bir avantaj. Oynayacağımız daha 3 etap daha var bu sene içerisinde. Umarım diğerlerinde de başarılı olurum. Milli takımda kalmaya devam ederim inşallah. Çok başarılı bir sporcusunuz. Tabii ki rakip başladı maça. Aslında o boş geçti ıstakalardan sonra siz bir seri yakaladınız. Ciddi bir fark vardı ancak moladan sonra rakibiniz 10-0'lık yani 10 sayılık bir seri yakaladı ve aslında farkı 2'ye kapattı. O an neler düşündünüz? O an neler düşündüm? Şöyle yani burada oynayan ilk 32 sporcu birbirlerini yenebilecek güçteler. Tabii ki arkadaşım Turgay da beni yenebilecek güçte. Onu çekince tabii tedirgin oldum ama oyunu bırakmadım, devam ettim ve kazanmayı bildim çok şükür. Tabii burada finale gelene kadar çok ciddi rakipleri saf dışı bırakarak geldiniz. Nisan ayında yine Dünya Kupası ve ikinci tur etap karşılaşmaları yine Antalya ev sahipliği yapacak. Doğru. Milli takım yolunda da tabii ki çalışmalarını sürdüreceksiniz. O günler için hedeflerinizi alalım. Dünya Kupası için ben zaten seeded oyuncuyum. 9. sıradayım şu anda dünyada. Orada da tabii ayrı bir hedeflerim. Burada milli takıma kalmak için mücadele veriyorum. Orada da ilk 14 sporcu arasında kalabilmek için yani o seeded dedikleri sporcu. Orada kalmak için elimden geleni yapıyorum. Elimden geldiği kadar da çalışıyorum. Ülkem adına yarışmaya da gideceğim. Başarılı olmaya devam edeceğimi düşünüyorum inşallah. Peki, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Başarılar diliyoruz. Sezona güzel bir başlangıç oldu. Biz çok teşekkür ederiz TRT Spor'a. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Necati, Murat Naci Çoklu'nun görüşleri bu yöndeydi. Söz tekrar sende. Teşekkürler Ali Burak Ünlü. Şampiyon sporcu, etap şampiyonu Ali Naci Çoklu. Murat Naci Çoklu bizimle birlikteydi. Röportajı bu şekildeydi. Turgay Orak da madalyasını ve kupasını yakınlarıyla paylaşıyor. Bir röportajımız daha olacak. Evet, şu anda da final mücadelesinde Murat Naci Çoklu'ya karşı mücadele veren Turgay Orak'la birlikteyiz. Maça ilk ıstaka sendeydi. Güzel bir başlangıç yaptın ama boş ıstakaların ardından rakip bir seri yakaladı. Ciddi bir fark oluşmuştu. Daha sonra 10. ıstakada moladan sonra müthiş bir dönüş yakaladın. Ancak kazanan tecrübe mi diyelim? Nasıl değerlendireceksin maçı? Kazanan tabii ki tecrübe. Tecrübe. Üstelik çok da kaliteli oynuyor. Ustamız zaten aynı salona takılıyoruz. Yani pozisyonlar değerlendiremedim. Ona iyi kaldı, iyi de oynadı, iyi değerlendirdi pozisyonlarını. Tecrübe kazandı. İyi oyun kazandı. Bu kadar. Bugün güzel bir mücadele izlettiniz aslında. Bilardo severlere de tüm canlı yayında TRT Spor ekranlarında. Türkiye standartlarının üstünde bir ortalamayla bitirdik maçı. Öyle maçlar artık çoğalmaya başladı. Alttan gelenler de iyi oynuyor. Yani artık daha iyi oynamak lazım diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapacağız bundan sonraki etaplarda. İkinci etaba da yine Antalya ev sahipliği yapacak. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Hedefleri nelerdir? Yani biraz da nasip bu işler, kısmet. Kısmetimiz buraya kadarmış. Hani usta güzel oynadı, kazandı. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum kendisini. Başarıların devamını diliyorum. Dereceye giren arkadaşları tebrik ediyorum. Hepsi güzel oyunlar çıkardılar. Nasip buraya kadarmış. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Yani teşekkür ederim. Tutunuz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, Turgay Orak'ın da görüşleri bu yöndeydi. Söz tekrar Necati'de. Teşekkür ediyoruz. Murat Naci Çoklu karşısında Turgay Orak mağlup oldu ve ustam diye bahsediyor evet, kendisini evet, ama evet. Çırak ustayı geçmezse de sanat ölürmüş derler. Turgay Orak bu ustayı, Murat Naci Çoklu'yu geçebilecek seviyede olduğunu da aldığı evet, o zor sayılarla bize gösterdi değil mi? Tabii daha genç bir sporcu ama bakın ne kadar olgun. Hı hı. Yani bu zaten gelişime açık olduğunu gösteriyor. Yani bizim burada tabii ki gençlerimizle aramızda yaş farkları olabilir. Onlar bize her zaman kazanabilirler. Biz evet, onlara kazanabiliriz ama aramızdaki saygı, sevgi hiçbir zaman değişmeyecek olan bir unsur. Ve umuyorum ki bu genç sporcularımız gelecekte çok daha başarılı olsunlar. İşte başarılı sporcularımızın bayrağı taşıdığı yerden daha ileriye taşıyabilsinler. Yani zaten evet, istenilen şey bu. İşte okul sporlarında hedeflenen şey bu. Gençlerimize ulaşalım. Onlara bir bayrak teslim edelim. Onlar da beraber bizimle beraber yarışsınlar, gelsinler, bizi geçsinler. Bizden çok daha ilerilere bu bayrağı taşıyabilsinler. Bütün istediğimiz şey bu değil evet, mi zaten?
Yani artık okullarda bilardo oynanacak, okul evet. takımları olacak evet. okullarda evet. ve liseler evet. arası turnuvalar olacak. Evet. Evet. Yani evet. bunun yolu açıldı. Ve buralarda, bunu söyleyelim. Buralarda bizim bilardo antrenörlerimiz eğitim verecekler. Bunlar çok önemli konular diye düşünüyorum. Yani biz evet. Sayın Başkan Ersan Ercan şu anda Ali Burak Ünlü'nün yanında sevgili seyirciler. Evet. Evet Necati, şu anda da Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Sayın Ersan Ercan'la birlikteyiz. 15 günlük zahmetli bir evet. turnuva geçti, geride evet. kaldı. 3 bant gerçekten yakışır da bir final izledik. Evet. Turnuva sona erdi. Tabii ki devam edecek birincilik maçlarıyla Antalya'da ev evet. sahipliği devam edecek ama bu finali nasıl değerlendirirsiniz? Organizasyon bitti, kazasız belasız evet. üzerinden bir yük kalktı diyebilir misiniz? 15 gün sürdü. Final maçı tam 2291. maçtı. Yani devasa bir turnuva. Dünyada örneği yok. 2291. maç biraz önce final maçı olarak çok zevkli, kaliteli geçti. İki tane güzide oyuncumuz final oynadı ama o kadar da sürpriz var turnuvada. Yani o kadar kaliteli oyuncularımız da elendi. Bu da bilardonun Türkiye'de nereden nereye geldiğini gösteriyor. Hiçbir şampiyonunun favorisi yok. Her şampiyonada farklı bir isimleri görüyoruz. İkinci etapta inanıyorum ki yine farklı isimler yarı finale çıkacaklar. Tabii ki bundan mutluyuz. Bilardo'nun nereden nereye geldiğini gösteriyor. Yine Antalya'dayız ikinci etapta Mayıs ayında. Sonra 3 ve 4 ile milli takımı oluşturacağız. Biz mutluyuz. Umarım ekran başında da çok güzel maç izlediler diye düşünüyorum. Şimdi katılım rekorunu yine kırdınız. Evet. İkinci etapta bu rekor yeniden geliştirilecek mi? Gittikçe etaplarda düşürüyoruz. İlk etap çok kalabalık olur. Bundan sonraki etapı belki 1200'lü sayılarda sınırlayabiliriz. Üçüncü etap zaten 500 kişiyle oynanacak. Son final etabı da zaten belli, 32 kişi. Giderek düşen bir grafik. Çünkü başarılı olan sporcular bir sonraki etaba kendilerini hazırlamak zorundalar. İkinci etap büyük ihtimalle 1200 civarında oyuncuyla oynanacak. Son olarak final maçına tekrar gelmek istiyorum. Ciddi bir fark oluşmuştu Murat Naci Çolaklı. Yalnız Turgay Orak ikinci moladan sonra müthiş bir geri dönüş yaptı 10-0'lık seriyle. Ancak kendisine de sordum yayınımızda, röportajımda, tecrübe kazandı dedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Turgay buralarda ilk defa mücadele ediyor. Bu yarı finalde ilk defa mücadele ediyor. Çok kuvvetli. Oyun gücü çok kuvvetli bir oyuncumuz. Ve sanıyorum bu turnuvada hiç geriye düşmeden buraya geldi. Hiçbir maçta mağlup duruma düşmeden şu anda burada. Çok kuvvetli bir oyuncu. Ama bir Murat Naci'nin tecrübesi doğal olarak yok. O da onun farkında. Tecrübe kazanacak ama uzun yıllar Turgay Orak'tan Bilardo adına çok büyük başarılar bekliyorum. Gerçekten kaliteli bir oyuncu. Onun da burada olmasından dolayı mutluyum. Güzel bir şampiyonada geride kaldı. Diyelim ikinci etabı da merakla bekliyoruz artık Bilardo severler. Evet, evet Mayıs başında Dünya Kupası Nisan sonunda olacak yine TRT Spor ekranlarından. Mayıs ayının ilk iki haftasında da yine ikinci etap heyecanı yine burada ve TRT Spor ekranlarında. Sayın Başkan teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet Necati, Sayın Ersan Ercan'ın görüşleri de bu yöndeydi. Söz tekrar sende. Teşekkürler Ali Burak Ünlü. Sayın Başkan ifade etti. TRT Spor'da bilardo heyecanı sezon boyunca devam edecek sevgili seyirciler. Evet. Bu final etabının birinci etabın final maçında bizlere yorumlarıyla destek olan milli bilardocu Savaş Bulut'a çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Burada Sayın Başkanımız az önce konuşmasını bitirdi. Ben kendisine öncelikle çok derinden bir teşekkürümü sunmak istiyorum. Çünkü bu güzel atmosferin mimarı kendisi. Burada çok büyük emekleri var. Sizlere de çok teşekkürler. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, bizi az önce bu maçta izleyen, bizle beraber buna eşlik eden herkese de sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Yeniden sonucu hatırlatalım. O halde sizlere Türkiye Bilardo Şampiyonası, 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın birinci etabının finalini Murat Naci Çoklu, Turgay Orak'a 40-29 yenerek kazandı. Bilardo heyecanı TRT Spor ekranlarında sezon boyunca devam edecek. Ben Necati Telli, iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.